Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Geçen videoda söylediğim gibi şimdi ızgaralara başlayacağım. Bakın Japonezlerimiz şu altlık malzeme. Yani kedi kumunun iri tanelisine benziyor arkadaşlar. Bayağı büyütmüşler. Şimdi bir deneyeceğiz, kullanacağız. Tecrübelerimizi size aktaracağız. Bakın bu en üst kata geçen videoda gösterdiğim gibi klasik Japonezleri. Bu aşağıda bizim derlinler. Şimdi ses yapıyoruz korktular arkadaşlar. Bakın burada 1 artı 1 Black Modded var. 4 tane de Blue Modded tavuğumuz var. Yani burası şu an 5 artı 1. Black Modded de Blue Modded arkadaşlar eşleştiğinde ya Black ya Blue atıyor. Herhangi bir karışık renk atmıyor. O yüzden bir tane horozla iki takımı devam ediyoruz. Bakın burada da izlemeyenler için yine bu bizim Almanya'dan Bantam ırkı. Bakın bunlar horoz. Vuracağım bile. Bakın bu bayağı sinirli. Şu iki horozumuz, arkada da tavuğumuz. Böyle bunların altlıklarını yaptık. En alt katta da arkadaşlar, geçen videoda göstermemiştim, bizim 1 artı 1 ispenç var. Bakın şurada. İspençler de burada. Onların da altlıklarını bu malzemeyle deniyoruz. Tester olarak gelen malzemeyi deneyip sizlere tecrübelerimizi anlatacağız. Bakın şimdi burada iki bölmeyi yaptık. Şimdi bu bizim 8 santim. Şöyle göstereyim. Izgaramız gayet kesitli, güzel. Şöyle üstüne de çıkayım arkadaşlar, beraber bir bakalım. Bakın şöyle gayet üzerinde rahat rahat gezebildiğimiz ızgaramız. Yerden bayağı yüksek. Bu beyazlıklar ne diye sorarsanız arkadaşlar, caniper. Biliyorsunuz kümesi pürümüzde yaktık. Ve şu bölgelere bakın, burada da caniperler var. Buralara bolcana caniper attık. Yan tarafa laken melderlerin yerini yaptık. Onların folluklarına talaşını koyduk. Ama laken melderlerin yerini değiştirmeyi planlıyorum. Onu da değiştirirsek videoda yine gösteririz arkadaşlar. Çünkü takımı arttıracağız. Burada şu an 4 artı 1 takımımız. Onlar da korktular seslerden. Spiral çalışıyor arkadaşlar. Şimdi de çalıştıracağız. Şimdi bu altlığın avantajı ne? Bu altlığın avantajı arkadaşlar, dışkıya hiçbir şekilde dokunmuyorlar. Nipeliniz kaçırdı. Suya ayak basmıyor. Dışkıya ayak basmıyor. Tertemiz. Böyle kullanıyorsunuz. Ve bunun şeyi çok kolay arkadaşlar. Sökümü. Bakın. Şöyle söktük altını. Yani bunu topladık. Herhalde 10 saniyede toplarız. Şöyle de geri takabiliyoruz. Şimdi bir bölmeyi beraber yapalım istiyorum. Yani şu sistemi yapmak isteyen, kafasında soru işareti olan takipçilerimiz için. Şimdi bu iki bölmeyi yaptık. Sonra dedik ki şu üçüncü bölmede bir gösterelim. Ölçüler nasıl oluyor? Nasıl kesiyoruz? Çok mu zor? Uğraştırıyor mu? Öyle bir gösterelim dedik. Bakın tavukların ayakları hiçbir şekilde arasına girmiyor zaten. Yani yarka boyundan başlayabilirsiniz. Len. Huysuzlar. İlaçladık sizi. Hadi rahatladınız. İnanılmaz bit vardı arkadaşlar. Şimdi hayvanlar biraz rahatladı. Şimdi kayınçoma vereceğim. Buğra burada. Onunla beraber. Şimdi burayı yapacağız. Hatta şöyle göstereyim. Bakın bunun nipelini burayı temizlerken çatlattık. Kaçak oldu. Yer ıslandı. Ama şimdi ızgara yapacağımız için. Ha, ıslak olması koku yapar arkadaşlar. Dışkıyla suyun birleşmesi. Ama hayvanın sonuç olarak diyelim ki gece kaçırmaya başladı. Siz görmediniz. Sabah geldiğinizde yerde ıslaklık görürsünüz. Hayvanların ayakları hiçbir şekilde ıslanmaz. Şöyle kestiğini göstereyim. Sonra uygulamaya başlayalım. Bakın arkadaşlar, yerden şu şekilde 8 santimde yüksek ızgara bunlar. Ve kalınlığını da görüyorsunuz. Ayak sayısı da gayet iyi. Şöyle göstereyim. Orada karışık oldukları için, yani sırt sırta belli olmuyor. Bayağı ayak var arkadaşlar. Çok rahat üzerinde gezebiliyoruz. Bakın böyle sırayla temizliğe temizliğe gidiyoruz. 3 bölmemiz kaldı. Buraları yaktık, kazıdık. Bakın şu bitler gitti. Şuralar hatırlarsanız acayip bit doluydu. Şimdi tertemiz tavanlara, tuğlalara kadar her yeri yaktık. Onu da size gösterdim bir kısmını. Şimdi bakın pimaçta hiçbir yerde bir şey yok. Şimdi ben Buğra'ya vereyim. Şöyle devam edelim. Hatta hiç durdurmayalım. Buğra al direkt. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunun iki tarafı dış, iki tarafı iç. Şu iç kısmını sizin devam edeceğiniz yerde bırakırsanız, ki şöyle başlayalım. Evet. Rahat edersiniz. Niye? Koyduğumuz parça direkt ona geçer. Değil mi mühendisim? Aynen. Şimdi bakın arkadaşlar, şöyle şu köşeye bunu yayıyorum. Bakın.
şöyle de göstereyim. Betonunuz ne kadar düzse o kadar stabil oluyor bu arada. Hop. Şimdi şurası bizim dişi taraf kaldığı için ne yapacağız? Erkeği direkt bunun üstüne koyuyoruz ve arkadaşlar bakın şu an sistem hazır. Şimdi ne oldu? Şu an yarım metrekareyi döşemiş olduk 3 saniyede. Şimdi diyelim ki ölçülerimiz tutmuyor. Bizim bu bölme kafesler biliyorsunuz küçük arkadaşlar. Yaklaşık şu an durduğum bölme 90'a 130 gibi. Yani 1 metrekarenin biraz üzerinde. Şimdi bakın. Normalde şu erkek şuraya oturacak arkadaşlar. Ve şu şekilde buraya yerleştireceğiz bunu. Kaç bölme kesmemiz gerekiyor? Buradan gösterelim burada. 1, 2, 3 bölme arkadaşlar. Hemen bunu spreyle diğer taraftan keseceğiz. Bu arada benim şurada takozum var. Takoz olduğu için arkadaşlar şöyle onu da ayarlayalım. Ayakları da kısaltmam gerekecek burada. Çünkü bölmelerin takozuna denk geliyor. Şurada 1, 2, 3, 4 4 tane ayağı kısaltacağım. Ve 3 bölme alacağım. Bu işlem çok kısa sürecek arkadaşlar. Bunu size göstermek için. Yani 2,5 bölme hatta şöyle baktığınız zaman. 2,5 bölme bizim işimizi görecek. Şöyle 2,5 bölme alacağız. 1, 2, 3, 4 tane de ayak alacağız. Şöyle 2,5 bölmeyi bir alalım. Ha, 2,5 bölmeyi aldığımızda o ayaklar gidiyor zaten. Dur bakalım. Pürmüzümüzün sapı. Hop. Evet, o ayaklar gidiyor. Ayak kesmeyle de uğraşmamış oluyoruz. 5 metreşimizin şeyi bıçağı bittiği için böyle bir tık yapmak gerekiyor ama görüyorsunuz. Kaç saniye sürdü? 2. Bilemedin hiç. 3 saniyede arkadaşlar bunu keseceksiniz. Ve tabii koruyucu gözlük ve el taşlamamızın koruyucusu da yok. Bunlara dikkat edin. Biz şimdi şantiyede ustalar yaptığı zaman kızıyoruz Buğra ama kendimiz yapıyoruz değil mi? Aynen. Oo. Şansa bak, şu iki ayak denk geldi. Şaşırtmalıymış ayaklar. Onlar oraya, bunlar buraya denk geldi. Şu dört ayağı kısaltalım. Normalde arkadaşlar böyle şöyle parçalar kullanmadıysanız zaten şöyle ayak kısaltma gibi bir işiniz olmayacak ama onu da göstermiş olalım. Ayak da kısaltmış olalım birlikte. Bakın. Şunlar biraz daha yüksek diye fazla kısalttım. Bakalım inşallah. Ölçmedim. Göz kararı yaptım. Bakalım. Fena değil. Burada. Ha, bak. Şimdi arkadaşlar bakın beton dedik ya. Şurada ufak bir tepecik var. Ne yapıyoruz? Hemen çelik malayla. Hatta çekiç keser olursa daha kolay olur. Bizim burada çelik malama. Ha, şu raspa da olur. Şimdi burayı düzlediğimizde arkadaşlar işlem tamam. Şimdi yeni çiftlikte Allah izin verirse arkadaşlar betonu böyle yüzey sertleştiricili atacağız. Ve tertemiz cillop gibi temizliği de çok kolay olacak. Yağ gibi temizlenecek gidecek. Evet. Burası tamam. Şimdi aynı işlemi burada yapacağız. Burada ayak kısaltmamıza gerek yok. Yine erkek taraf buraya gelecek. Kaç bölme? 2,5 gibi yine. 2,5 bölmeyi buradan alacağız. Yine bir 3 saniyelik kesim yapalım.
kadar basit arkadaşlar. Yani büyük alan olduğunda zaten 4 tane parçayı koymanız her birini 1 saniye falan sürüyor. Burada bakın dişi buraya gelecek bu sefer, erkek buraya. Şu şekilde koyduğunuzda cillop. Çok temiz oldu değil mi Buğra? Yan evet. Taraflarda. Kesinlikle. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Evet, şu yemliğimizi kaldıralım. İtler gittiniz, kurtardık sizden. Normalde yemliğe dokunmak ne mümkündü arkadaşlar. Çok feci olmuştu. Şimdi size şunu da göstereceğim. Mesela bunu sıfıra kadar gideceğiz. Gitsek mi gitmesek mi? Bakalım fireye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitmesek buraya da yetecek. O zaman gitmeyelim. O arayı alıştırmayla da uğraşmayız. Burada arkadaşlar kaç bölme saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bölme. Şuradan kesersek işi görecek inşallah. Aynen. Şuradan keselim hemen. Bıçağımız kısaldı. Alıyoruz. Direkt yerine cuk yapıyoruz ve oturtuyoruz. Tabii şurada bir alıştırma işimiz çıkacak. Dişin içine bakalım. Hangi dişe denk geliyor? Şuna. Şu arayı da alalım arkadaşlar. Böyle küçük alanlar daha çok uğraştırıyor. Büyük alanları inşallah lezzetin içine de atacağız. Yani parke döşer gibi arkadaşlar. Bunu döşeyebiliyorsunuz. Anam, tutturamadık mı? Yok, tutturduk. Evet. Bakın dostlar, kalan parça bakalım buraya uyuyor mu? Ha, bunun dişisi bakayım. Evet. Bunun dişisi buraya denk gelmez çünkü takla attırmış hali. Bakayım. Şöyle olsa şuradan gelir. Bunun boyundan da alalım. Bunu da bitirmiş olalım. Videomuzu da orada bitirebiliriz herhalde Buğra. Kaç bölme? Yine 3'e yakın. Bunu erkek tarafından alacağız. Beraber ızgarada yapmadık. Denersiniz dostlar. Videonun da sonuna yaklaşıyoruz. Hala beğenmediysek videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bakın arkadaşlar, normalde diğer parçadan kesseydik hani buraya da erkeği denk getirecektiniz ama bu küçük parçaları böyle değerlendirebilirsiniz. Biz bunları değiştirebiliriz çünkü diğer yerlerde de kullanacağız. Bakın şu an işlem tamam. Yemliğimizi seviyemize indirelim. Kelepçeler ne sağlam tutuyormuş ya. Açmayın dedim ama bunu da işlem tamam. Şimdi buranın nipelini bozduk. Nipelini takacağız. Izgara sistemi böyle arkadaşlar. Bakın hayvanlar mutlu mesut. Ayağı yere basmadan, pislik görmeden cillop gibi kullanabiliriz. Bu bölmemiz de bitti. Şöyle kapımızı kapatalım. Cüce kuşineri buraya alacağız. Bakın arkadaşlar, artık talaş derdi yok. Şu görüntüyü yaşamayacağız. Bu şekilde ızgaramızın üzerinde inşallah bunlara bakacağız. Brahma gibi ırklarda paçalar çok uzun olduğu için sıkıntı olabiliyor dostlar. Onları özellikle altlık da kullanacağız. Zaten bu yeni nesil altlığı biraz da deneme sebebim o. Bakalım ne sonuç verecek. Eskiden dediğim gibi dün, yani bir önceki çektiğim videoda çok tozuyordu. Değiştirdiler. Bakalım fayda edecek mi? Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere.